Yani hadisleri reddetmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte Ömer bin Hattab hadisleri yakmış. Ebu Bekir hadisleri yakmış. Yahu eğer hadisleri yakmış ise o kadar sahabe bu konu hakkında susmaması gerekli. Ya arkadaşım biraz daha araştırman lazım, doğru mu? Şimdi eğer hadisleri yakmış ise o zaman hadisleri reddedelim. Tamam, Osman bin Affan da falanca kişilerin evinde bulunan Kur'an sayfelerini yakmış. Ne yani, Kur'an'ı inkar mı edeceğiz? Sen işin arkasında olan meseleye bakman lazım. Niye bunu yapmışlar? Çünkü ellerinde ruhsat olmayan insanlar günlük tutar gibi Kur'an'ları almışlar, evlerinde saklıyorlar. Osman radıyallahu anh ise bu konunun ileride Kur'an'la çakışabileceğini düşünmüş. Allah'a hamdolsun, eksik olan sayfeler ve Kur'an'ın fazla olmasıyla beraber birbirleriyle çakışmaması için böyle bir tedbir almıştır. Aynı şekilde de Ömer bin Hattab olsun, Ebu Bekir radıyallahu anh olsun, o kadar ruhsat olan, yani ne Ebu Hureyre'nin hadislerini yakmış, ne Amr bin As'ın, ne Sa'd bin Ubade'nin hadislerini yakmıştır. Kendi kafasına göre hiçbir şekilde ruhsat olmayan, yazılan veyahut not tutulan insanların hadislerini yakmışlardır. Aksine Ömer bin Hattab'ın oğlu İbni Ömer'den onlarca rivayet geliyor. Kendi oğluna mı sahip çıkamadı? Böylesi bir devlet yapısında böylesi bir olay olacak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini yasaklayacak ama onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in inadına yazı yazacak, inadına notlar tutacaklar ve bugüne kadar nakledecekler. Ya Allah rızası için aklınız alıyor mu bunu sizin? Siz Müslümansınız, siz bu Kur'an'ın muvahhidlerisiniz haşa, ama o günkü sahabe size göre yanlış yapıyor. Allah'tan bir korkun ya, bir düşünün ya. Hangimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha fazla onlardan yakınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dahi sözlerini bugün okuduğumuz zaman tüylerimiz ürperiyor, kalplerimiz titriyor. Allah subhanahu aleyhi ve sellem ayetlerinde biz onu okuduğumuz zaman ona salavat getiriyoruz ama onun yanında olan sahabeler ona hainlik yapmış. Arkasından hemen yazmışlar, çizmişler. Böylesi bir şey düşünebilir mi? Düşünülemez. Bize diyorlar ki sizler ihtilaf içindesiniz. Bizler herkesin anlayamayacağı iki tarafında, yani altı dediğimiz, ben 6 olarak anlıyorum, sen 9 olarak anlıyorsun. Bizler bu konularda ihtilaf içindeyiz. Ama sizler apaçık meselelerde, namaz meselelerinde, Ramazan ayı meselelerinde, el kesme konularında, bu şekilde açık bir meselelerde ihtilafa gidiyorsunuz. Bizler bunlarda hiçbir şekilde ihtilafa gitmiyoruz, Allah'a hamdolsun. Bunların muhkem olan ayetlerden olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden Allah'a hamdolsun bunlarda hiçbirimiz ihtilaf içinde değiliz. Ama sizler bir kısmınız kadın mirasta eşit olsun, bir kısmınız mirasta eşit olamaz diyorsunuz. El kesme konusunda bir kısmınız gücünü kesin diyorsunuz, bir kısmınız elini kesin diyorsunuz. Namaz 3 vakittir diyorsunuz bir kısmınız 5 vakittir diyorsunuz. Bir kısmınız hiç yoktur diyorsunuz. Ramazan ayını Eylül'le sabitleyelim mi, sabitlemeyelim mi diyorsunuz. Bunun üzerinde konuşuyorsunuz. Hac ayını her ay yapabiliriz ya da her ay yapamayız diyenleriniz var. Tövbe suresinin son ikinci ayeti ayet midir, değil midir? Bunun üzerine tartışıyorsunuz. Kur'an'ın üzerine tartışıyorsunuz. Kur'an'ın üzerine konuşuyorsunuz. İhtilafınız tamamen Kur'an olmuş. Hedefiniz tamamen Kur'an olmuş. Evrime inananınız var, evrimi reddedeniniz var. Evrime inanmayanı, Kur'an'ın bir kısmını reddettiğini, bir kısmını inkar ettiğini söyleyeniniz var. Dilerseniz inanın, dilerseniz inanmayın diyeniniz var. Böylesi bir şey olabilir mi? Halbuki Allah subhanahu wa ta'ala bu konu hakkında net bir delil indirmiş mi? İndirmemiş. Evrim konusunda herhangi bir delil var mı Kur'an'da? Yoktur. Hangi zihniyet bunu türetiyor? Diyor ki Kur'an'da olana evet, Kur'an'da olmayana haram veyahut helal diyemeyiz diyorlar. Ya Kur'an'da olmayan birçok şey var. Az önce anlattığımız şeylerde. Sen o zaman eşine yaklaştığın zaman hiçbir sınır gözetmeyeceksin. Namaz kılarken çırılçıplak da olabilirsin. Gaz çıkara çıkara da kılabilirsin. Bunları yapabilirsin. Sen sınır gözetmeyeceksin. Kur'an'ın dışında bunlar zaten. Kur'an'ın içinde yok. O zaman her şeyi yapabilirim mi anlamına geliyor bu.